Merhabalar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle rahat, umursamaz bir sohbet yapalım dedik ama ne hakkında? Evet, yılın oyunu muhabbeti yapalım. GOTY evet, muhabbeti bu yapalım. Bu aralar en çok dönen muhabbetlerden. Evet, olan. Yani böyle bir aday listelerine bir bakalım. Mesela The Game Awards'un ben listesini açtım bir yandan, ona bakalım. Oynadığımız oyunlar hakkında konuşalım. Genel bir hangi oyunları çok severiz, çok sevdik bu sene. Evet, yani öyle her kategoride kim kazanacak tahmin edelim, iddialarda bulunalım değil. Yok, böyle chill böyle bir ortam. Sohbet edelim edelim istedik. Evet. O nedenle de böyle bir video hazırladık. Şimdi isterseniz, dilerseniz hemen şu görünüme geçeyim. Evet. Burada böyle beraberce bakalım. Bakalım, hadi bakalım. Ne var ne yok. Yılın oyunu başlıyor. En büyük kategoriden başlamış. Hangi oyunlar var? Zelda var. Evet. Mario var. Breath of the Wild. Super Mario Odyssey var. PUBG Brothers var. Persona 5 var. Horizon Zero Dawn var. Evet. İlginç. İlginç. Burada bir eksik görüyorsun galiba. Tabii ki ben her zaman Divinity'yi her kategoride görmek istiyorum. Divinity yani RPG kategorisinde görmem yetmiyor. Hı hı. Onun eksikliğini görüyorum. Ama Nintendo açısından bayağı güzel bir yıl. Nintendo açısından çok güzel bir yıl gerçekten, ama Nintendo çok iyi bir atağa geçti Switch'le beraber. Yani şu an geldiği yeri hak ediyor diyebilirim. Ben hala incelemelerde birazcık abartıldığını düşünüyorum. Hem Zelda'nın hem de Mario'nun, ki bence Zelda biraz daha iyi bir oyun. Yani ben mesela buna oy verdim. Oyunu Zelda'ya verdim. Mario da çok keyifli bir oyun. Zelda bir tık öndeydi. Zelda'nın puzzle'ları daha güzel bence. Yani evet, biraz daha böyle bütün olmuş, kendini güzel sunmuş bir oyun olarak gördüm ben Zelda'yı. Evet. Yani benim için hikaye çok önemli. Hı hı. O yüzden bu yani Game of the Year'ı da veririm oyu, o ayrı bir şey. Hı hı. Ama hikayesi dolu dolu değilse benim için yılın oyunu olamaz. Peki sordun mu bana Gökçe? Peki bu listede olmayanlardan neydi senin asıl yılın oyunun? Yoksa bu gerçekten Zelda mıydı? Sormadın. Bir saniye. Gökçe, bu listede olmayanlardan sormadım. Var mıydı senin sevdiğin bir oyun? Yoksa Zelda diye yanıp tutuşuyor muydun zaten? Hayır. Zelda diye zaten yanıp tutuşuyorum. O ayrı bir konu ama benim için de yılın oyunu iki oyunda aslında. Bu oyunlarda Divinity Original Sin ve Original Sin 2 ve Cuphead'di. Evet, Divinity'yi oynamamama rağmen. Şaşırdım, görüyorum. Evet, tam onu diyecektim. Cuphead de oynamadım. Ya hakkında o kadar konuştuk ve o kadar fazla şey izledim ki artık. Yani derinliğinden emin olduğum için ve adaylarla karşılaştırdığım zaman böyle evet, Cuphead'i izledim. Çünkü o benim sabredip üstesinden gelebileceğim bir oyun değil yani. Ben çok sabırsızım ve stres oluyorum. O yüzden izlemeyi tercih ettim. Bence her şeyiyle bir sanat ürünü ya. Hı hı. Öyle görünüyor. Gerçekten öyle görünüyor. Yani izlenmesi çok keyifli. Oynanması çok zor görünüyor. Ben de istiyorum. Ama ben çok arkadan geliyorum oyun oynamaya. Ha. O nedenle henüz oynamadım ama çok belli. Evet. Şey öyle dışarıdan baktığımda ben bu ikisini daha hani alanında çığır açmış olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Hızlıca şunu geçmek isterim. Mesela yılın en iyi oyunu denmeye hangi oyun ya da ne tür oyunlar hak eder? Yani böyle bir durum da var. Mesela evet. RPG hiç sevmeyen bir insan, yok arkadaş bence yılın oyunu Divinity asla olamaz der. Şu olabilir falan der. Aslında bir oyun neyi sunmak istiyorsa, hı hı, verdiği sözü tutup fiyat performansı da güzel sunup oynayabilirliği de harika olup sözünü tutuyorsa aslında kendi içinde bu kategoriye, evet, bu kategoriye girmeye hak kazanabilir. Kazanır değil mi diyorsun? Evet. Zaten hani şey böyle mesela yani bir oyun bir oyundan daha üstün tabii, değil tabii. Yani adaylık konusunda. Hani aslında. Oynamadığım oyunu aday gösterme şeyim de, rahatlığım da biraz oradan benim. Çünkü şimdi mesela KPD örneğine bakarsak neyse, ama şimdi buna çok dalmak istemiyorum çünkü birazdan geldiğimizde dalarım ona. Ya yine onun muhabbetini yapacağız. Ya çünkü benim için alanı. Mesela Super Mario oyunu Divinity ile aynı derinlikte değil. Ama Super Mario'da oynadığımda beni çok eğlendiriyor. Evet. Yani o nedenle, ama Super Mario kafamda Divinity'den daha hafif bir oyun, daha
alt düzeyde bir oyun değil kesinlikle. Kesinlikle. Hepsinin tarzı farklı. Evet, yani bir de şey var şimdi. Tabii ki platforming oyunu gidip RPG kadar derin olacak değil zaten ya. Ama onun da sunduğu eğlenceyi, hızlı eğlenceyi farklı. Şimdi ben Divinity oynarken mesela Divinity o kadar değil, Pillars of Eternity oynarken o karanlık arada bir basıyordu yani. Mesela oturup 4-5 saat oynayamıyorsun. Tabii, evet. Ben oynayamıyorum. Yani işte her ruh halinin ayrı oyunu var aslında. Ayrı oyunu var yani bir yerde aslında. Evet. Evet. Yani kim kazanır diye konuşmayacağız dedin ama şimdi burada bir PUBG olayı var. Olmayacak, konuşabiliriz. Bir PUBG olayı var burada. Sanıyorum bu oyun hala alfada diye biliyorum. Hani bitmemiş bir oyunu aday gösterme gibi bir durum var. Ama o kadar popüler ki yani o kadar popüler oldu ve o kadar insan çılgınlar gibi oynuyor ki ya benim çok gözüme batmadı ama alfada olan bir oyunu buraya sunmak ve mesela işte Divinity gibi bir oyunu sunmamak ya da Cuphead gibi türünün tek örneği olan bir oyunu sunmamak bana çok garip geldi. Ben Divinity'nin burada olmamasına çok şaşırıyorum açıkçası. Bayağı bir şey olmuştu, o da başarılı olmuştu. Tabii bu tek bir liste yani. The Game Awards bu sadece. Hı hı. Böyle bunu değerlendirelim dedik. Biz öylesine bunu tercih ettik yani. Persona 5'e gelirsek. Gelin. Sen bayağı oynadın, ben bayağı izledim. Evet, Persona 5 yani Persona serisi kendine has bir seri. O açıdan zengin bir seri aslında. Özellikle ben Persona 5'in sanat tasarımını ve müziğini çok beğendim. Ama onun dışında mesela 3'ün üzerine sunduğu bence çok fazla bir şey yoktu. Biraz daha iyi yazmışlardı. Çünkü Japon oyunlarını ben ne kadar sevsem de hikaye ve karakter olayında birazcık böyle Batı'nın gerisinde kalabiliyorlar gibi geliyorum. Bazı hikayeleri çok iyi yazıyorlar. O ayrı bir konu ama genelde bir böyle tam yani hitap edemiyor belki Batılı oyuncuya gibi. Belki de yani. Belki de ben anlamıyorum. O nedenle Persona 5'in mesela dungeonları çok ne kadar farklı tasarlamış olsalar da biraz kendini tekrar etmeye başladı. Yılın güzel oyunlarından bir tanesiydi. Bence aday gösterilmeyi hak eden bir oyun. Ama hani dediğim gibi yine işte yani eksikleri düşünüyorum bu listede olabilecek oyunları. Hı-hı. O açıdan birazcık beni üzüyor. Horizon oynamadık arkadaşlar. Oynamadık ama ben çok merak ediyorum hala. Şöyle ben merak etmedim. Şöyle birincisi... Dünyası çok güzel görünmüyor ama. Yani şöyle mesela Ashley Burch'un falan oyunculuğunu merak ediyorum. Karakteri merak ediyorum birazcık ama ben RPG seven bir insan olarak... Action RPG sevmeyen bir insanım maalesef. Yani oynanış olarak çok fazla keyif almıyorum Action RPG'den. İzlemesini çok seviyorum ama. Genelde zaten Zeynep oynar bunları, ben de ondan izlerim. O nedenle benim dikkatimi çekmedi. Bir de çıktığı zaman ben yine düşündüm hani bir alsam mı oynasam mı falan diye. Ama diyalog gördüm birkaç tane işte. Diyalogları biraz sanki. Biraz sığ geldi, biraz böyle şey böyle... Yapay geldi yani, evet, yüzeysel evet, geldi diyeyim. O kadar güzel değil. O da bayağı kaybettirir bir RPG. O da yani. Evet yani o kadar fazla sarmadı beni ama benim oynanış falan keyiflidir. Yani bu kendi içinde o da başarılı bir oyun. Hani sonuçta bayağı beğenildi vesaire. Ama işte bilmiyorum, ben ödülü de alacağını zannetmiyorum herhangi bir yerden. Yani Zelda'dır yılında. Herhalde değil mi? Büyük ihtimalle Zelda ya da Mario olacak zaten. Yani Nintendo'ya vermezlerse olay çıkar herhalde diye düşünüyorum. O yüzden Nintendo'ya vereceklerdir. Ama demek değil ki başka oyunlarda hak etmiyor. Divinity gibi. Divinity gibi. Evet. Evet, Game Direction vermişler. Hı hı. Böyle sıradan mı gidiyor? Ne yapayım? Böyle gidelim. Resident Evil. Ay pardon. Evet. ben böyle dağlara bakıyorum. Zelda, Mario. Evet. Sen Mario'dan... Okay. Yine Horizon var. Horizon. Evet, ben bunlardan sadece Wolfenstein'la ilgili konuşabilirim öncesinden o da. Niye Zelda'yla Mario ile ilgili niye konuşuyor? Oynadığın oyunlar yani. Çok güzel bir şey söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Şimdi şöyle. Outstanding Creative Vision and Innovation. Game Direction and Design. Evet. Yaratıcı vizyon ve şimdi, inovasyon. Game Direction'dan kastımız tam olarak ne burada? Çünkü Wolfenstein'de gerçekten sinematiklerle, oyunun gidişatıyla tüm oyunu oynadığımda sanki bir filmi oynuyormuşum gibi. Hem çok güzeldi her şey hem de çok böyle bir aradaydı. Ama bu Wolfenstein 2. Ama işte bir için bunu diyorum. Wolfenstein. Bir için onu anlayabildim. Evet. Zaten ama mesela Super Mario'da öyle bir şey çok diyemiyorum yani. Şunu da söyleyeyim. İki oyun yönetimi olarak şeye çok benziyor. Bire çok benziyor yani.
Yani şimdi biraz şey, daha oyun abartmışlar sadece. Oyun tarzı olarak tam olarak ayırt demiyorum yani. Evet. Zaten oynamadığımız oyunlar var burada. Çok direkt hani... etmiyor Zelda ya da Mario'da oyun seni. Öyle değil. Öyle öyle direction değil. Yani oyun yönetmenliği diyor. Yani oyunu güzel yönetmişler mi? Hani güzel şekilde sunmuşlar mı falan i̇şte gibi düşündüm. Hani kreatif vizyon. Ya ben öyle düşünmedim. Şöyle düşünüyorum. Yani Wolfenstein de bu kategorideyse ondaki game direction'la evet. Mario ve Zelda için karşılaştırdığımda Mario ve Zelda çok daha rahat. Wolfenstein de gerçekten böyle bir film çeker gibi. Evet ama her sanırım şey gidiyor. Bizim game direction diye şu an düşündüğümüz şey sanırım narration kısmına giriyor, anlatım kısmına giriyor. Evet. Çünkü benim anladığım kadarıyla bak creative vision ve innovation dediği için yani vizyonlarını hayata geçirebilmişler mi? Yaratıcı bir vizyon sunmuşlar mı? Ve alanında inovasyon yapmış. Mesela Super Mario Odyssey alanında inovasyon yapan bir oyun. Bence ama şöyle bir şey var. Bu biraz zor bir kategori. Çünkü kesinlikle. Hem yani, o dediklerini inovasyon ve yaratıcılığı in game direction and design diye toparlamış. Ama mesela Wolfenstein'deki game direction'a ben harika derim. Ama mesela Zelda'daki de tasarıma harika derim. Ama o ikisi aynı kulvar değil aslında. Evet yani zaten böyle parmakla Mario'yu göstermek yani. Daha kolay. Çünkü çok bariz mesela platforming'i farklı bir yere taşıdığı için. Evet. Hani yani benzerleri var tabii. Mesela o işte mural'lara girme olayı konuştuk. İşte A Link Between Worlds'da yaptıkları bir şey daha önce falan filan. Zaten o 3D 2D olayı çok yapıldı artık. 3D 2D arası geçiş falan filan. Bir oyun vardı ya. Neydi onun adı? Onu sonra Nintendo'ya da getirdiler. PSP'de vardı. Çok güzel. Crushed diye getirdiler galiba. Nintendo'ya da başka bir adı vardı onun. Neyse. O da güzeldi öyle. 3D, 2D böyle puzzle çözerdi. O kısmı çok güzel Mario'nun tabii. Ama işte ona oyun tasarımı için tam anladım. O game direction öyle bir game direction değil. Evet o ama değil galiba. Ama Wolfenstein bayağı sinematik açıdan ben yine de oyun yani. Wolfenstein'e verdim. Çünkü yani bir oyun benim hani ben çok fazla dediğim gibi çok fazla aksiyon oyunu oynamıyorum ama izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü bana o kadar eğlenceli filmler gibi geliyor ki. Ve Wolfenstein birincisi de ikincisi de bu arada benim izlediğim en güzel aksiyon filmleri falan. Gerçekten yani bu kadar keyif alabilirim. Ve hani Nazi tarihini biraz biliyorum. Nazi Almanya'sı tarihini. Ve Nazi bakış açısını aslında o kadar benimseyip o kadar güzel yansıtmışlar ki. O açıdan da böyle çok takdir ediyorum. Sürekli görüp takdir ediyorum. Tabii karikatürize edilen şeyler var. Ama zaten çok iyi anladıkları için iki taraftan da çok güzel yansıtıyorlar. Adaptasyon yani. Zaten sonuçta yani. Bayağı iyi. Evet bayağı iyi bir adaptasyon. O nedenle ve yani şey çok akıcı her şey oyunda, tamam mı? Hani böyle şey ay şimdi cutscene girdi. Değil 5 değil saat kesinlikle bekleyelim falan değil. Değil. Ya cutscene giriyor, 2 dakika sürüyor, yine aksiyondasın, yine cutscene giriyor, yine aksiyondasın. Ben cutscene'lerde daha çok heyecanlanıyorum. Yaşıyor musun gibi, ben kulaklıkla oynadım bir önceki oyunu. Yani ben normalde sinematik izlemeyi sevmem yani, hı-hı, geçmek isterim yani. O çaldıkları şarkı bile o kadar yani sürükleyiciydi ki. kesinlikle, çok yani ses yani. Tasarım falan da çok güzel yani, hı-hı, ses tasarım güzel yani. Kesinlikle öyle. Ben Zelda'yı da oyun yönetimi açısından oyun yönetimi diyorum bilmiyorum bu çevrilmiş bir terim mi bilmiyorum ben öyle diyeyim düzeltirsiniz yalnızsa. O açıdan da çok başarılı buldum ben Zelda'yı çünkü ya Zelda fiziğe dayanan bir oyundu. Hani fizik motorunun nasıl manipüle edeceğine dayanan bir oyundu. Ve çok değişik kapılar açıyordu ve bir oyunu bu kadar büyük bir oyunu bu kadar dengeli yapabilmek ve o olanaklara rağmen dengeli yapabilmek çok zor bir şey bence. Hı. O açıdan da kendisini çok beğendim. Yine Horizon yazık burada yetim kaldı ama bizim yüzümüzden yetim kaldı. Diyecek yani. Bir şeyimiz yok Horizon'cığım. İyisindir evet. Eminim. Yani yapmışsındır bir şeyler. Yapmışsındır. Evet. Guerrilla Games. Evet. First narrative. Evet. Gelelim narrative'e. What Remains of Edith Finch? Ya Nier. Ben suçluyum. Evet. Ben de Nier'den yana suçluyum. Sen çok, ondan ben çok önerildi evet, ama henüz oynayamadım. Hellblade, Wolfenstein, bir de yine Horizon. Yani demişler ki Horizon büyük ihtimal fazla ödül alamayacak. En azından çok adaylık verelim. Her yere koyalım nereden tutarsa. Kötü bir oyun diye değil tabii. 2017 bu arada şunu da söylemek gerekir. 2017 şurayı scroll yapıp duruyorum insanlar gıcık olacak izlerken.
Böyle oynayıp duruyorum böyle. 2017 oyunlar açısından muazzam bir yıl bence. Evet, yetişemedik. Harika yani, bu kadar fazla güzel oyunun bu kadar fazla platformda çıktığı ve dikkat ederseniz bu sene PC eksklusif olan oyunlar da konsollara çok portlandı. O da çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani insanları böyle herkesin yani oyun bilgisayarı yok mesela. Bazı insanlar konsol almayı tercih ediyor. Daha genelde şey olduğu için ne denir ona, uygun fiyatlı vesaire olduğu için. Ya çok güzel bir şey. Bırakın insanlar erişsin yani, değil mi? Hı hı. Ve artık kontrolleri de öyle bir yapıyorlar ki işte Pillars oynuyorsun falan yani. Evet evet, yani RPG'nin konsollara gelmesi çok harika bir şey. Kesinlikle. Bence. İşte şey geldi. Cities geldi mesela. Ondan sonra PC oyunlarından Pillars of Eternity bu sene geldi. Hı hı. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Zaten indie oyunlar sürekli geliyor yani. Gelmeyen indie oyun ayıp etmiş oluyor kendine. Çünkü çok satıyorlar konsolda falan i̇şte filan. Bu nedenle yetişemedik birçok şeye. O zaman yetişemedik. Devam edelim. Listemde. Yani Edith Finch listemde ama ne yapabilirim ne arkadaşlar zaman? Yetişemedim. Nier benim de listemde. Evet. Nier'de birazcık baktım ama yani yok. Hellblade'le işim olmadı zaten. O bana göre bir oyun değil. Wolfenstein ikinci oyununu yani ama sen. Bakın konu narrative olduğu için bakın burada diyor ki Outstanding Storytelling and Narrative Development in a Game diyor. Yani Wolfenstein, sadece Wolfenstein'ı tanık olduğum için söylüyorum. Wolfenstein 2'nin hikaye anlatımı muazzam, bence muazzam. Abartı olan şeyler tabii ki var ama anlatımdan bahsediyorsak, yani hikayenin kendisi de güzel bence. Çünkü bu bir alternatif tarif ve alternatif tarih hikayesi ve üzerine biraz da biliyorsunuz, ilk oyundan da biliyorsunuz şey böyle... biraz karikatürize yani işte, hı hı. Biraz her şey biraz abartı falan. İki daha bir bomba yani, bilmiyorum, çok bana çok keyif verdi ya. Ben bayılıyorum oyunu yani. Baştan sona izleyeyim ben oyunu. Sonra. Art Direction. Destiny'nin Art Direction'ını gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla o kadar şey bulmuyorum. Bana hitap eden bir oyun değil. Yani bilmiyorum, yanına Cuphead koymuşlar hani. Yani, yani biraz daha aşağı inelim, bakalım başka ne var. Bakalım. Zelda, Persona, tabii ki Horizon. Tabii ki Classic Horizon. Sonucuya bakmayalım artık. Sonucu Horizon her zaman. Buyurun. Evet, Cuphead çok güzel görünüyor. Ya bak, Cuphead'in şimdi bir... 1920'ler miydi? Cuphead manyağı gibi görüneceğim ama 1930'lar çizgi filmlerini al sen. Ve yani tamam, şeyi de bu insanların, işte bu stüdyonun yaptığı, işte verdiği ödünleri, aldığı riskleri yüceleştirmek de çok istemiyorum. Hani kendi hayatlarını da riske atmışlar bir yerde. İşte morgaca vermişler evlerini bilmem ne falan filan muhabbet var ya. Hani öyle tercih etmişler ve çok seviniyorum onlar için. Çok güzel sonuçlandı çünkü. İlk birkaç haftada 1 milyon sattı sanıyorum. Hala da satmaya devam ediyordur eminim. Ve PlayStation'da olmamasına rağmen ve Nintendo Switch'te olmamasına rağmen, düşün yani. Ondan sonra Cuphead'in, evet, 30'lar tarzı, hı-hı, çizgi filmleri bu kadar çok harika ya. Aslına sadık kalarak ve yani bu kadar emekten kaçınmadan sunmuş olması, bilmiyorum, bana çok çok başarılı ya. Yani bu insanlar iki kardeş yani. Böyle bir deneyimleri yok. Tamam mı? Biri animatörlerinden biri zaten bildiğim kadarıyla. Kendi aileleri ve arkadaşlarıyla çalışmışlar genel olarak. Hani işte mesela müziğini yapan Christopher Madigan var. Onu da birazdan müzik konusunda yine konuşuruz. O da mesela şeymiş. Böyle arada toplanıp oynadıkları işte Amerikalılar iki blok ötede yaşayan arkadaşlarıymış. Diğer bilmiyorum, çok çok hoş ya. İşte birinin eşi bilmem neci, birinin eşi bilmem neci falan. Çok güzel. Çok güzel yani, bilmiyorum. Ne yapmışlar, hisse mi vermişler ileride başarılı olursak ödeyeceğiz diye? Bilmiyorum. Artık ödemişlerdir bence. Ödemişlerdir. Çok güzel. Bence açık ara önde yani, bunun kazanması gerekir. Olacaktır. Yani şimdi şöyle bir şeyi var, rakibi var. Persona 5 gibi. Persona 5 de sanat tasarım çok güzel bir oyun gerçekten. Ama bütünlüğe bakarsak bence Persona 5 o kadar bütün anlamda sanat tasarımı çok güzel bir oyun değil. Yani o yani ben mesela en çok
şeylerini sevmiştim. Savaşa giriş ve çıkış animasyonları çok güzel gerçekten. Ama her animasyonu o kadar beğenmedim mesela. Her işte menüyü, her şeyi o kadar beğenmedim. Ama Cuphead'de öyle bir bütünlük var ki. Apayrı bir dünya gibi değil mi? Apayrı bir dünya. Kesinlikle yani oturup izliyorum ben bu oyunu. İnanılmaz da keyif alıyorum yani. Keşke o sabra sahip olsaydım da ben de oynasaydım yani, öyle söyleyeyim. Harika oynayan insanlar var bu arada. Onları izlemek çok daha keyifli yani. Neden kendimi yorayım dedim yani. Neden strese gireyim dedim Zeynep. Cuphead'in alacağını düşünüyorum. Cuphead'i almazsa da kesin Persona alacaktır diye düşünüyorum. Zelda'da bir şey, bir ihtimal payı olabilir ama sanmıyorum. Yani bu kategorilerde şeye dikkat etmek gerek. Mesela ben bu oyunu seviyorum, bu kazansın diye oy vermeye değil de hani bu açıdan bakıyorum diyerek. Ya şimdi şey var bir de, tamam mı? Ben mesela artık şey yapmamaya çalışıyorum yani. Bazen bir oyundan çok eminsem, bir iki oyunu oynamadıysam da oy veriyorum ama sırf oyuna adını duydum diye oy veren insanlar oluyor yani, anladın mı böyle? Ay ben bunu biliyorum, bunu buna vereyim falan gibi böyle anlamsızlaşıyor. Sabah akşam Destiny oynuyorum ama müziği güzel değilse vermeyeyim ona. Mesela. Oy gibi. Yani sadece Destiny'nin müziğini biliyorum, ona vereyim falan olmaması lazım. Başka kim var bakalım? Şunu söylemek isterim yalnız. Unuttum söyleyeceğim şeyi. Birazdan. Destiny 2, Cuphead, Nier var. Nier de çok beğenildi. Buyurun. Zelda, Mario, Persona A. Horizon yok. Tamam. Horizon müzik departmanı. Horizon müziğini kim yapmıştı? Unuttum bak şimdi. Unuttum onu. Destiny müziğini dinlemedim arkadaşlar. Evet, buradan Cuphead dinlendi. Cuphead Zelda dinlendi. Not A. Cuphead dinlendi. Tik. Cuphead, Zelda. Nier dinledim. Zelda. Güzel mi Nier? Ben dinleyemedim daha. Zelda'nın müziği oyun içinde çok fazla şey duymuyoruz da onu soundtrack olarak dinlemek lazım. Çok soundtrack olarak ayrıca dinlemedim ya. Oyunun içinde hatırladıklarımla birlikte. Super Mario Odyssey, Persona. Persona çok güzeldi. Persona çok iyi bir soundtrack'ı var gerçekten. Hatta Super Mario Odyssey'deki Wooded Kingdom'un müziği, ki herkesin en beğendiği Kingdom şarkılarından biri, bence Persona'daki Layer Cake şarkısını andırıyor. Ve genel olarak zaten bir baslı caz tarzı var ikisinde. Persona mı alır, Cuphead mi alır? Şimdi. Benim için. Ya da Nier mi alır? Nier'ın da çok fazla sayını. Ben dinledim. Yani şöyle. Şimdi Japon müzisyenlerin bir tarzı var, tamam mı? Bunda da senfonik ama biraz da elektronik altyapılı bir şeyler yapmışlar. Elektronik kısmı çok iyi değil bence. Senfonik kısmı güzel ama bilmiyorum. Bence burada yani çığır açan nitelikte iki soundtrack var. Bir Cuphead. Hı hı. Çünkü yani düşünün, bu arkadaşa gidiyorlar, tamam mı? Arkadaşları Christopher Madigan, kendisi bir perküsyoncu arkadaşımız. Buna gidiyorlar, diyorlar ki ya bize işte oyun müziği yapıver. Hı. Hemen ona gidiyorlar zaten arkadaşları diye. O da diyor ki ya ben daha önce hiç beste yapmadım. Hı. Yani beste yayınladığım bestem yok. Ondan sonra falan filan. 8 şarkı yap bize yeter diyorlar, tamam mı? 8 şarkı yaparım diyor, tamam mı? Ondan sonra başlıyor falan. Az bir sayı mı 8 şarkı? Bayağı büyük bir şey bence. Sen dur. Sonuç olarak 3 saatlik Big Band Ragtime caz albümü çıkarıyorlar. Yani sonuç olarak 3 saatte bitiyor ve çocuk şey diyor, tamam mı? Bunu geliştiriciler şey istiyor tabii. Level'a uygun, hani başı sonu olması gerekmeyen, introsu outrosu olması gerekmeyen, şarkı formatta olması gerekmeyen müzik istiyorlar. Aha. Çocuk diyor ki ben yani böyle yapamam, ben başı sonu olan şarkı yapmak istiyorum diyor. Düşün. Aha. Adam 3 saatlik albüm yapıyor ya. Yani bunun ötesi var mı bilmiyorum. Bayağı da güzel bir albüm. Nier'ın da bu arada çok uzun bir soundtrack'i var ama yani bilmiyorum, şu soundtrack'i dinlerseniz baştan sona kalitesi size konuşacaktır diye düşünüyorum ve çok fazla duymadığımız oyunlarda, mesela Big Band duymuyorsun yani, nerede olacak Ragtime vesaire. Yani caz duymuyorsun zaten doğru düzgün yani. Çok başarılı. Nier'ın da yani keyifli bir soundtrack'i var bence ama ben en uzun formatını dinlemedim bunun. Bir buçuk saat falan olan bir tanesini dinledim. O kadar fazla etkilenmedim açıkçası. Yani güzel ama dediğim gibi çığır açmadı benim için yani. Öyle söyleyeyim. Hani çok Japon müziği, Japon müzisyen dinlediğim için hani bir yenilik görmedim yani. Persona 5'te gördüm.
Persona 5 çok güzel bir şey. Evet, bence hani popülarite oyunu Persona 5 alacaktır kesinlikle bu alanda. Çünkü hem müziği gerçekten çok güzel ve biraz daha pop'a kaydığı için hani o kadar uç bir caza kaymadığı için onun da çok güzel bir soundtrack'ı var. Kafamda çalmaya başladı bile. Evet, harika gerçekten. O yüzden hani Persona 5 alsa biraz üzülürüm Cuphead için ama çok da üzülmem yani. Başka bir yerde kesin alır Cuphead ödül. Kesinlikle. Super Mario Odyssey konusunda ben birazcık orijinallikten uzak buldum. Yani güzel tabii ki, Her Kingdom müziği keyifli, dinliyorsunuz falan ama bilmiyorum, hiçbiri gözüme batmadı yani. Yalnız ben Super Mario'nun burada minicik ağzı olduğunu da aynı fark ettim. Aa evet, o ağız. Ben bıyıktan ağız görmüyorum. Ben de bıyık ve böyle tutuyor sanmıştım. Sadece minicik bir ağız var orada. Şaşırmış. Uuu, beni mi aday gösterdiniz? Ben mi? Olmaz. evet. Evet. İnce. Ses tasarımı. Evet. Evet. Maalesef. Efektler falan. Maalesef. Çok bir şey diyemeyeceğiz yine. Çünkü Odyssey ve Zelda hakkında konuşabiliriz burada sadece. Buyurun başlayayım ben. Çok konuştum. Yani çok konuşacak bir şey yok. Zelda'da da Odyssey'de de uygundu sesler. Uygundu. Münasip yani... bulduk. Ben bu aday, bu alanda oy vermek bile çok zor benim için. Bence geçelim bu alanı. Aa, ezdi. Gitti yani. Bitti olay. Ben belki konuşmak istiyorum yani. Abi ben sen konuşmak istemiyorsun ya, bana attın. Ya Zelda'nın ne, menü sesi çok kulağımı tırmaladı mı diyeceksin? Ben Zelda'nın mesela çok ağır müzikli olmamasından hoşlandım. Daha önce birkaç oyunda daha bu kullanılan bir şeydi. Benim keyif duyduğum bir şey, çünkü dünya seslerini daha iyi duyuyorsun. Zelda'nın bayağı keyifli sesleri vardı diye hatırlıyorum ama işte çok... Ben hafızam iyi değil yani. Zelda'nın daha güzeldi mesela Mario'dan. Daha çeşitliydi. Ama Mario'da çok çılgın şeyler var bak şimdi. Bunları bir kısmını okudum ve izledim yani. Bir kısmını da kendim gördüğüm şeyler mesela. Hani ilk mesela inceleme videomuzda dikkat ettiğimiz o 3D'den 2D'ye geçişte, hı hı, müzikte 8-bit oluyor ya. Evet. Mesela bak şu ayrıntıya bak. Ve onu o kadar, ya düşün, bu bir şey, programlama aslında. Sen o 2D'ye geçtiğin anda müzik sorunsuz bir şekilde geçiyor. Hı hı. Ya bu çok, bunu bilmiyorum yani, yapması zor bir şey. Öyle mi? Ya öyle yani, mutlaka. Yani sonuçta fikir zordur da yapması kolaydır artık herhalde. O kadar kolay değildir yani, bilmiyorum, ben nasıl yaptıklarını düşünüyorum şimdi mesela, bilmiyorum yani. Hani çünkü oyuncunun ne zaman gireceğini bilmiyorsun ama hangi anda girerse girsin sorunsuz bir şekilde 2D'ye geçiyor o şarkı. Hı hı. Mesela şey var, elektrik direklerinde hani bızızızız diye gidiyoruz, hı hı, ya. Onunla ilgili de bir şey var. Gittiğin tarafa göre galiba şeyi değişiyor, notasyonu falan değişiyormuş onun da. Yani niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama bu kadar, ay, biraz daha ayrıntı katalım demişler, hı hı, herhalde. Öyle çılgınlıklar var. Fark etmemişim Mario'nun da, evet, ses tasarımı kesinlikle güzel ama Mario'nun ses tasarımı her zaman güzel değil mi zaten? Yani. Yani bizden mi öğrenecek Nintendo ses tasarımını yani? En iyi performans kişisel olarak. Yine yorum yapamayacağız. Hellblade, Lost Legacy, Uncharted, Wolfenstein, Uncharted ve Horizon. Eşli ablacığım. Maalesef ya. Maalesef yok. Arkadaşlar valla yani sadece işte Wolfenstein üzerine konuşabilirim. O yüzden konuşmayacağım ama Eşli Burç her zaman çok harika performans gösteriyor. Hatta The Game Awards'ınkini değil ama Golden Joystick'i o aldı galiba performansta. O da dün mü ne belli oldu. O da Aloy, bak işte şeydeki, hı-hı, Horizon. Ay yazıyormuş. Hı-hı. Ay ben de yaşlı gibiyim bazen. Games for Impact. Artık bu kategoriler çok bizi aştı diye düşünüyorum. Çünkü çok... varmış ya, tamam. Yani yine ama oynamadığımız oyunlar çıktı. O nedenle... Güzel görünüyorlar. Buralarda şey yapalım. Evet evet, kesinlikle. İlginç indie oyunlar çıkıyor özellikle. Ben takipçisi olmaya çalışıyorum ama işte yetişemiyorum. Yani şu Edith Finch'i ne zamandır oynayacağım sözde. Sözde Gökçe. Devam ediyor. Devam eden oyun. Evet. Warframe. Yani online oyun mu? Multiplayer herhalde. Rainbow Six, Overwatch. PUBG geldi gene. Destiny 2 geldi. Bence bunu da Overwatch alır geçer işte. Hı hı. Diye düşünüyorum. Yani GTA Online'a vermezler herhalde diye düşünüyorum ama. Overwatch PUBG de olur. Destiny de oynuyor herkes. Evet. Mobil oyunlara falan geldik.
Beni burada aşar. Benim pilim bitti yani bu konuda. Yok, bizim konu değil. Mobil oyun oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Monument Valley alır umarım diye kapatış. Handheld kısmına geldik ama bunlar da hep tabii. Ay Yoshi ne tatlı görünüyor. 3DS çıkmasın mı? Çıksın. Hep 3DS çıktı ya. Fire Emblem. Maalesef oynadık ama Master bu Woolly World'a de bahsediyor. Artık tamam, çok böyle lay lay konuşmaya başladım artık. Evet, bilmediğim şeyi geçelim. Anlamsız olan ama bir yandan da merak ediyorum. Bak mesela bu Star Trek Bridge Crew bayağı beğenildi diye biliyorum. Hı. Hani çıkıp da ilk defa ay tamam VR güzel oldu falan dedirten oyun. Çünkü multiplayer galiba. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlarla oturup Bridge'de bıdı bıdı yapıyorsun yani. Hı. Star Trek. Genç. Super Shot da güzel görünüyordu videolarında. Super Shot zaten güzel bir oyun. Herhalde bu VR versiyonu. Hı-hı. Hoş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Oynamadık. Oynamadık. Böyle yani böyle. Aa. Best Action Game. Ne oldu evet. Ya? Birden böyle daha normal kategorilere geldi. Bilmiyorum neye göre sıralamışlar. Action. Action da çok oynamıyoruz ama Cuphead. Zeynep oynuyor aslında da işte. Zeynep de yetişemiyor. Ne yapsın? Ya, RPG'lere daldım çıkamadım. Neyse ya, bir şey diyeceğim. Dur tamam, bir RPG'ye de gelelim. Action biz. Adventure. Yani işte. Uncharted, Assassin's Creed. Action Adventure der miydim Mario ve Zelda'ya? Mario'ya demezdim. Ya Mario şimdi yarı platforming nereden baksan her zaman yani. Action Adventure derdim gerisini, evet. Zelda'ya zaten derdim. Gözümde çok farklı şeyler bunlar. Action Adventure deyince benim aklıma farklı şeyler geliyor. Mesela Indiana Jones geliyor. Tomb Raider geliyor yani. Evet, evet. Ama bu sene yok Tomb Raider Zeynep. İdare ediver. evet. Bir RPG'ye gelelim istiyorum RPG. Da. RPG. Ondan Divinity. Divinity 2. Yokmuşlar. Yok, koymamışlar. Divinity. Evet, ne var? Bir söyle bakalım. South Park. South Park. Kanmadı, kanmadı. Final Fantasy var. Niyer ne yazık ki oynayamadım. Divinity oynadık. Şimdi yani Divinity'den yana benim gönlüm ama zor bir kategori şimdi. Yani zor bir kategori, yani Divinity için zor bir kategori değil. Çünkü şu oyunlar arasından RPG şeyini, damgasını böyle en göğsünü kabartarak taşıyacak olan oyun Divinity zaten. Tabii ki. Ama ben tabii demiyorum ki ay öbürleri gerçek RPG değil falan. Öyle. Ben de demiyorum canım. Hoşlandığım bir şey değil bu Zeynep. Bu yo, benim de ben hoşlandım. Hoşlandığım benim bir şey değil. Farklı türler gelişiyor, değişiyor. O nedenle. Farklı deneyimlere açığım. Ama bir de ben Divinity gibi oyunları hep klasik RPG olarak kenara koyuyorum öpüp yani. Diğerleri tabii. de RPG tabii. olabilir yani. Evet. South Park mesela çok başarılı oyunlar. South Park 2'yi oynamadım ben. Birincisi keyifliydi de yani işte bir yaştan sonra böyle artık ne kadar fark yok diyeyim yani kaldırabilirim. Bilmiyorum. Bir yandan da çok oynamak istiyorum çünkü şovun dünyasını ya yani atmosferine harika yansıtan bir oyun. Hani böyle bazı oyunlar vardır. İçine girdiğin zaman gerçekten atmosferi yaşarsın yani. Of bu kadar iyi yapılır dersin. Birincisi öyleydi gerçekten. İkinci de öyledir diye tahmin ediyorum. Biraz daha az komik diye duydum. Sanırım üzerinde çalışan ekip de biraz değişmişti. O nedenle Obsidian yapmıştı ilkini de bunu Obsidian yapmadı diye biliyorum. Ubisoft. Yok zaten Ubisoft yayıncısı Ubisoft. Ubisoft yayıncısı ama şey galiba Ubisoft içeride yaptı bunu. Evet. Evet çünkü yayıncı şeyci olay değil mi? Evet geliştirici. Evet. Ama burada görmekten üzüldüğüm ve beni sinir eden bir oyun. Final Fantasy 15. Niye senin oynayıp sevmediğin. Evet. Ya ben Final Fantasy seven bir insan olarak yani oyunu sevenler kusura bakmasın arkadaşlar. Yani herkes farklı bir beklentiyle girmiş olabilir oyuna. Ben çok büyük beklentiyle girdim. Çünkü bu oyun işte incelemeleri falan çıktığında zaten bekliyorduk. Yıllardır bekliyorduk yani. Ben Final Fantasy 10'u çok seven bir insanım. Ben de Final Fantasy 10 manyağıydım ve bu karakterler beni hiç çekmedi. Hiç oynamak bile istemedim o yüzden. Evet. Geleceğim. Hepsine gireceğim. ama işte incelemeler çıktı. Of harika, mükemmel, fantastik falan. Arada bir iki tane de yani o kadar da işte çok ya biraz MMO gibi falan. Aa ben onlara şey diyorum. Ah lütfen boş verin. Sizi umursamayacağım falan. İşte o gün öğrendim ki incelemelere güvenmemem gerekirmiş meğersem. Biraz hype'ın ölmesini beklemek gerekirmiş. İlk böyle 2-3 saat çok eğlendim oyundan. Ondan sonra ki böyle 4-5 saat falan daha oynadım galiba. Yok
yok yani. Böyle öyle bir boşluğa düştüm ki anlatamam yani. Oyunun RPG tarafını şey yapamadım yani. Kavrayamadım, bulamadım falan böyle yani. Çok bilmiyorum, çok sinirim bozuldu ya benim bu konuda. Üzüldüm yani neden böyle bir yöne gitmişler. Mesela yani rol yapma oyununda ben isterim ki bana bir işte narration dedik değil mi? Anlatım olsun. Yani böyle arada cutscene çıkıyor, onu da işte doğru düzgün anlamak için animesini mi izlemek gerekiyor? Bir şeyler falan böyle. İşte ondan sonra birden böyle MMO gibi devam ediyoruz hayatımıza falan. Yani işte oyun yönetimi dedikleri bu olsa gerek, kötü oyun yönetimi. Evet. Yani çok seviyorum Final Fantasy'yi, o yüzden bu kadar sinirliyim. Divinity'ye işaret ettim. Ama Divinity'de de varmış. Evet. evet ama oy açısından Persona alacaktır. Hayır. Ama evet. Jüriler son karar vereceği için ben umuyorum ki Divinity alsın. Çünkü Divinity'nin aday olduğu çok fazla yer yok yani gördüğünüz evet, gibi. Evet ve hak ettiği kadar çok aday olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle evet. Mesela müzik konusunda da olabilir, çok başarılı müziği. Ondan sonra ses tasarımı. Ben oynamadığım için emin değilim ama geliştirme videolarını izlediğim zamandan bayağı biliyorum. İyi ve full herkes seslendirildi yani. Evet çok değişik. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm karakterler seslendirildi. Evet çok değişik mekanikler de uyguladılar diyebiliyorum dünya seslerinde. O nedenle bir değerlendirselermiş onu da hoş olurmuş. İşte böyle yani. Böyle. Umarım Divinity alır diye söylüyorum. Persona 5 de güzel ama Persona 5'in RPG'den yana sıkıntım Persona 5'te. Kullanıcıyı çok şey yapan, oyuncuyu çok sıkan bir oyun ya. Yani hadi uyu muhabbeti var ya. Hadi şimdi sen uyu. Hayır sen uyu bence sen falan. Yani şey lineer ilerlemesi dışında hani ben ona karşı değilim. Ama hiçbir şey, yani çok fazla seçenek yok, anladın mı? Yani gün içinde 2 karar, 3 karar falan maksimum verebiliyorsun. Hani bilmiyorum, o açıdan çok o özgürlüğü yani hani bilmiyorum. Bana çok vermedi. O çok böyle rol yapıyormuş şeyine giremedim ya. Yani. Despot bir kedi var bir de kafanda. Despot. Hadi uyu. Uyusana. Sen yorulmadın mı ya? Uyusan. Çok tatlı ama. Tişörtü falan var böyle. O, bir de şey yani resmi tişörtü galiba. Uyusana falan böyle. Yani dövüş oyunlarına da geldiğimize göre bırakalım diye düşünüyorum. Hiçbir evet. Alakam yok yani. Yok. Aile oyunu. Aile oyunu nedir? Diyor ki Family Play ne o? Hep beraber oynamak için mi? Herhalde. O zaman şey olması gerekir. Mario Rabbit oraya girmiş. Mario Rabbit stratejide de var Zeynep ya. Gördün mü ben onu? Ha tamam o zaman. O zaman devam edelim. Ona bakalım devam edelim. Strateji de vardı. Aile oyunu. Ya, ha strateji. Stratejiye bakalım. XCOM. War of the Chosen şeyi DLC'si, expansion'ı diyelim. Tooth and Tail'ı oynamadım. Tutatıyı gördüm ama ilginç görünüyordu bayağı. Şeyin tarzına benziyor. Total War. Halo Wars ve Mario Rabbids. Mario Rabbids ile XCOM'u aynı kategoride görmek. Mario olacaksın. XCOM işte. İşte. Ayaklar başlardan. Nasıl şimdi, dolap? XCOM'un yılı olsa aslında XCOM kazanır banko falan da bence Mario plus Rabbids Kingdom Battle çok güzel bir strateji oyunu. Konuştuk zaten bunu seninle. Beklenenler çok da derindi ve hala desteklemeye devam ediyorlar. DLC'leri de geliyor. Ben kazansın istiyorum. Ben de istiyorum. War of the Chosen bir expansion sonuçta yani. XCOM zaten kazanacağını kazanıyor arkadaşlar. Yani şu oyun desteklensin ve devamını görelim çok isterim. Böyle. Şimdi spor oyunu koyuyorlar buraya. Tek oynadığım 2K ona da en iyi oyun diyemem yani. Sinirimi bozuyor çünkü aynı zamanda çok sevsem de sinirimi bozuyor. Multiplayer oyun pek oynamıyoruz. Hiç oynamıyoruz da. O zaman. Bekliyorum. Peki burada olmayan anticipated katılmak ister misin? Anticipate ediyorum. Buradan Far Cry çıkmış. O zaman ne bileyim Last of Us'ı anticipate edeyim. Et yani et bir zahmet. Ben de Spider-Man'i ediyorum çünkü dediğim gibi ben stüdyoyu çok seviyorum. Insomniac'ın nasıl bir iş çıkaracağını ve böyle şey diyorum. Ay o kadar güzel yapsınlar ki herkes bayılsın falan diyorum. Çünkü Insomniac'a bayılıyorum yani çok yetenekliler. Ve Sony tarafına biraz daha çekilmelerini istiyorum. Çünkü benim Xbox'ım yok arkadaşlar yani. Yani bir daha Xbox Exclusive yapmasınlar lütfen. Teşekkürler.
Yalnız en son Xbox aldığımızda da Insomniac oyununun eksklusiviyle birlikte almıştık yani. Evet. O nedenle umarım eksklusiv yapmazlar, bir daha almayalım. Evet, bağımsız oyun. Independent yine oyunlar. Burada hemen hemen aynı oyunlar görürüz. Bir Pyre'la Night in the Woods var. İkisini de oynamadım. Pyre, Night in the Woods Pro Social'da da vardı. Sosyal mesaj veren oyunlarda da vardı. Supergiant oyunu Pyre'da. Onun ben müziğini dinlemedim hala. Asıl beni o üzüyor şu an. Çünkü neydi o abimizin adı, bak şimdi, Darren Korb galiba. Çok Supergiant'ın, bu da bir arkadaş müzikçisi. Hı hı. Arkadaşları, stüdyo sahiplerinin. Darren Korb yapıyor. Transistor ve şeyi de o yapmıştı. Neydi onların ilk oyun, ilk böyle patlayan oyunların adı ya? Bastion. Değil mi? Hı. Bastion mı? Bastion. Çünkü Transistor ile onun aynı insan yapmıştım. Evet evet. Bunu da o yapmış. Ama daha dinlemedim. O da çok şahsına münhasır güzel müziği olan insan. Yani çok sıradan değil. Böyle. Böyle. Bak, öğrenci oyunlarına da şey koymuşlar. Güzel olmuş. Hoşuma gitti. Bilmesek de, oynamasak da. Trending Gamer bizi aşar. Hiç ilgilendiğim bir şey değil yani. Trending Gamer ne? E-sports. E-sports da beni aşar arkadaşlar. Aşar gitti. O yüzden bitmek üzeredir bu video diye ummaktayım. Şurada bırakalım ya. Şu noktada bırakalım. E-sports artık. Player seçemeyiz. Evet. Böyle bir şey. Bak, bırakamıyorum da bir. E-sports team. Burada bırakalım. Burada bırakalım. Ay, başka ne var merak ettim. Bakmıştım da unuttum yani. Ben bırakmışım burada ya. Ay dur. Aa bak, debut var. Debut in the game. In the game. Presented by bir insan. Best Chinese game. Ya bir dakika. Debut. Bir saniye. Debut'dan bahsediyorsak. Bir golf story. Cuphead. Örneği var burada. Bir de. Cuphead var tabii ki. Yani bir de bu oyunun ilk oyun olma özelliği var. Değil mi ya? Nasıl oyun ilk oyun yani. Böyle yapabilirler? Çok güzel. Çok daha küçük planlıyorlar. Sonradan çok büyütmüşler. Best Chinese game. Niye böyle bir bölüm i̇şte var? İşte burada bırakalım. Ya o endüstri büyük galiba Zeynep. Zeynep. Bitmiş. Zeynep git kendi zamanında bak. Ben şöyle Cuphead'de bırakayım da ne olur ne olmaz, değil mi? Evet. Ben Divinity'ye bir RPG ödülü istiyorum. Bir de aday gösterilmeden aldığı mektuplarla bir GOTY. Lütfen. Ben bir GOTY paketleyin. Ne? Ne? Nasıl? Mektuplar, e-mailler. Hadi arkadaşlar, e-maillere sarılın. Şimdi o oyuna verilen emeği düşününce ben de diyorum ki Divinity umarım şey alır. En iyi RPG ödülünü alır. Emek, evet. Ya emek. Önemli şey. Önemli şey arkadaşlar. Bu arada özel bir teşekkür etmek istiyorum buradan. Şu sağımda oturan ve hiç çıt çıkarmadan bir saat olmuştur herhalde. 42 dakika. Şimdi güldü. Belki duymuşsunuzdur. Özel misafirime teşekkür ediyorum. Çok tatlı. Orada kendi kendine bir şeyler yapıyor. Hiç sesi bile çıkmadı yani. Böyle arkadaşlar. Siz neler düşündünüz? Neleri beğendiniz? Konuşalım. Buyurun. Yorumlarda yazın. Ondan sonra... Siz de benim gibi Divinity'nin çok az aday gösterilmesine kızgın mısınız? Siz de Cuphead'in soundtrack'ine bayıldınız mı? Böyle şeyler. Böyle şeyler. Siz de Final Fantasy 15'e kızdınız mı benim gibi arkadaşlar? Kızmadınız biliyorum ama yani ben kızdım. Ben kızdım. Böyle. O zaman sonraki videoya kadar hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz.